Ankara Demetevler'de Suriyeli bir vatandaş bir kadını taciz etti diye halk sokağa dökülmüş ve bir Suriyeli dövülmüştü. Ankara Valiliği Demetevler'de çıkan olaylarla ilgili açıklama yapmış Adnan Bey. Polisin aldığı tedbirle şu an olaylar yatışmış ancak sosyal medyada çatışma var. Ölümler var diye yanlış bilgi yayıldı. Kardeşim bu İngilizlerin devletinin oyunu. Suriyeli kardeşlerimizi Deccal'in eline teslim etmemizi istiyorlar. Yani Suriye'ye geri gönderip orada ezdirip onları katlettirmek. Kitle katliam istiyor adamlar. Bu tip olaylar yani kadınlara, kızlara, hanımlara yönelik tavırlar Türkiye'de zaten var. Yani binlerce vaka var. Hapishaneler dolu böyle adamlarla. Bunun yüzünden Türkiye'de insanlara linç yahut saldırı, büyük olaylar meydana getirilmiyor, uygulanmıyor. Böyle bir şey olduğunda bunun cevabını hukuk verir. Sokakta bu işler halledilmez. Ama genç kızlarımıza sokakta her yerde sahip çıkalım. Biri bir densizlik yaptığında mesela bir genç kızı birkaç kişi korurken birkaç kişi de o densizlik yapan adamı yere yatırıp efendim alıp karakola götürsün. Şahit olsunlar. Mahkemeye çıkardıkları mahkemede de şahit olsunlar. Böyle yıldırılır. Yani hukukla yıldırılır. Sokağa çıkıp bağırıp çağırmakla yıldırma olmaz. Eğer onu yapacaksan işte sokaklarda bak genç kızlara mini etekli, mini şortlu kızlara saldırıyor adamlar. Seyretmişsiniz birçok yerde. Madem öyle kabadayıydınız, değil mi? Yiğittiniz. Niye o genç kızı orada yalnız bıraktınız? Minibüste yalnız bırakmışlar o genç kızı. Filmi var. Bakıyor adamlar. Bırakın bunları. Böyle şeylere gerek yok. Kanunla, hukukla hepsi hallolur. Anında müdahale edersin. Ne malum adamlara para verilip özellikle provokasyon yapmaları için yani dövülmeyi de göze alarak provokasyon da yaptırabilirler o zavallı insanlara. Cahilliğinden istifadeyle yahu tehditle de yaptırabilirler. Ne malum provokasyon olmadığı. Bir de suç işleme oranı Suriyeli kardeşlerimize Türkiye geneline göre %1 falan oranında. Yani suç işleme oranı bak nüfusa oranla yani 3 milyon kişiyi 83 milyona göre kıyasladığımızda suç işleme oranı Türkiye'de %99 ise orada %1. Suriyeliler de %1. Bu %1 yüzünden onlara saldırmaya kalkıp eğer sınır dışı etmek istiyorsan o zaman %99'umuzu da sınır dışı etmeye kalkacaksın demektir. Türkiye'nin %99'unu sınır dışı etmen gerekir o zaman. Böyle bir mantıksızlık olmayacağına göre bu işleri kanun hukuk çözer. Münasebesi de gerek yok. Don Kişot gibi efendim olay çıkartmaya da gerek yok. Cahil adam olabilir, aklı zayıf, akıl hastası da olabilir, dengesiz de olabilir. Kanunla, hukukla halledersin. Masum, alakasız, tertemiz Suriyeli kadınlara, Suriyeli el kadar çocuklara saldırarak günahsız insanlara saldırarak 3 tane densizin çıkarttığı olayı büyük bir felakete çevirmeye kalkarsan buna müsaade etmeyiz. Suçun muhatabı kimse git ondan konuş. Onu alırsın, adliyeye teslim edersin biter. Sen ceza verme merci de değilsin. Sen kimsin de ceza veriyorsun? Burası hukuk devleti. Sokağa dökülerek olmaz bu işler. Kanuna teslim edersin. Burada dağ başı değil yani. Evet dinliyorum. Valimizin tweetleri vardı konuyla ilgili. Gösterebiliriz. Ercan Topaca. Yeni Mahalle ilçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır. Demetevler Parkı'nda gençler arasında çıkan tartışmada Iraklı bir Türkmen hafif yaralanmış ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Sosyal medyada provokasyon amacıyla yayınlanan yalan haberlere itibar edilmemesini, polisin uyarı ve ikazına uyulmasını istirham ederim. İşte bu kadar. Evet. Kabadayılardan, delikanlılardan benim ricam genç kızlara sokakta taciz veyahut ona benzer rahatsız edecek bir olay olduğunda delikanlıca, aslanca tavırlarını koysunlar. Genç kızı birkaç kişi korurken o densiz kimse koluna girip alıp götürüp karakola teslim edin. Tutun bir taksi, atın içine götürün, karakola teslim edin. Ya polis çağırın 155'ten. Hepinizin telefonu var. Arkadaş dersiniz, burada bir adam var, bir genç kızla
rahatsızlık veriyor. Adam taciz etmeye kalkıyor. Biz de şahidiz. Burada duruyoruz. Adamı şu an burada tutuyoruz. Gelin dersiniz. Bu kadar. Kanun hukuka uygun hareket etmek lazım. Kanun hukuk ne diyorsun? Hukuk devletiyiz biz. Hukukun dışında böyle delice hareketler yapmaya kalkmak Türk devletini yıkmaya yönelik bir harekettir. İyi niyetle yapılmış olmaz. Hukukla kanunla halledeceğiz her şeyi. Bu Türkçü yazar, ülkücü yazar görünümünde Suriyelileri hedef alıp halkı provoke eden FETÖ'cü hesaplar var. Çok dikkatli olsun vatandaşlarımız. Bak tekrar söylüyorum. FETÖ'cü, ülkücü görünümlü, Türkçü görünümlü sahte hesaplar var. Buradan Türk milleti Suriyeli kardeşlerimize karşı provoke ediliyor. Ve başka provokasyonlar da yapıyorlar. Sakın aldanmasınlar. Bak ülkücü görünümlü, milliyetçi görünümlü sahte hesaplardan Suriyeli kardeşlerimize karşı halkı kışkırtan, çalışma yapan FETÖ'cüler var. Yani İngilizlerin devleti mensupları daha Türkçesi. Çok dikkat etsinler.